Birliği'ne üyelikle ilgili bir dizi diplomatik çalışmalar olduğunu belirtebilirim. Şimdi öncelikle tabii bu 1999'dan sonra Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı bir takım sorunlara ve bu sorunların nasıl aşıldığına yönelik bir kısa özet yapmak istiyorum. Özellikle Marmara depreminden sonra Türkiye'yi acıya boğan ve yaklaşık 40 bin insanımızın ölmesine neden olan Büyük Marmara depreminden sonra dış politikada bizim deprem diplomasisi adını verdiğimiz Türkiye ile Yunanistan arasında bir yumuşama döneminin başladığını söyleyebilirim. Şimdi bu dönem şöyle, 1990'lar biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesi, sona ermesi, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'den sonra Türk dış politikasının yeni bir evreye yöneldiğini görmekteyiz. Şimdi haliyle sadece Türkiye değil, Soğuk Savaş'tan sonraki blok siyasetinden, yani Doğu blokuna üye olan ülkeler ile Batı blokuna üye olan ülkelerin bu blok siyasetinden ayrılmasından dolayı, yani bu blokların dağılmasından sonra elbette bu ülkelerin dış politikalarında da bir değişim meydana geldiğini görmekteyiz. Şimdi haliyle tabii Sovyetler Birliği'nin yıkılması, tek kutuplu düzenin, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonya kurduğu tek kutuplu bir düzenin başlamasıyla birlikte dengeler değişmiş ve Türkiye'de bu 90'lı yıllar boyunca, hatta 90'dan sonra 2000'li yılların başında genelde Kafkasya'da bulunan işte Azerbaycan'la, Orta Asya'daki diğer Türk devletleriyle, Türk topluluklarıyla, Orta Doğu'yla, ABD ile ve nihayet bu kitabımızın bölümünde esas olan Avrupa Birliği ekseninde bir dizi dış politika çalışmalarını yürüttüğünü görmekteyiz. Şimdi Türkiye'nin Yunanistan'la olan tabii temel sorunu, yani ana gündem maddelerinden bir tanesi Kıbrıs meselesiydi. Özellikle Kıbrıs tabii 1950'li yıllardan itibaren Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ana merkezinde yer aldığını görmekteyiz. Bu konu 1990'larda da devam etti. Bunu not edelim. Öte taraftan yine 1990'lı yılların ortalarında Türkiye'nin 1995 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını imzalanması, ki bu 1 Ocak 1996'dan itibaren yürürlüğe girdi. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikası bu şekilde biçimlendiğini görmekteyiz. Tabii ardından 1997 Lüksemburg zirvesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında isminin açıklanmaması haliyle Türkiye'de büyük bir yarattı ve Lüksemburg zirvesinden sonra Türkiye Avrupa Birliği ile siyasi ilişkilerini dondurma kararı almış idi. Çünkü Türkiye kendisine önerilen imtiyazlı ortaklık gibi bir takım formülleri kabul etmemiş, Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifinde bir ilişki sürdürmek istediğini belirtmiş idi. Nitekim 1997'den 1999'daki Helsinki zirvesine kadar Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri anlamında, tabii siyasi ilişkiler anlamında kayda değer bir gelişmenin olmadığını belirtmek isterim. Bu önemli bir temel konu. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra arkadaşlar biz Türkiye ile Yunanistan arasında 1990'lı yıllarda yaşanan bazı sorunları ve 90'lı yılların sonunda bu deprem diplomasisiyle iki ülke arasındaki yumuşamaya bakalım. Şimdi Türkiye'nin 1990'larda özellikle Yunanistan'la karşı karşıya geldi. Hatta 1995 yılının sonu ile 1996 yılının başlarında meydana gelen Kardak krizi de
Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine geldi. Bu Kartak krizi neydi? Kartak krizi aslında Türkiye'nin kıyılarına çok yakın olan ve mülkiyeti gri bölgede olan, yani Türkiye'ye mi ait olduğu, Yunanistan'a mı ait olduğu üzerinde bir uzlaşmanın olmadığı bir kayalıktı Kardak kayalığı. Fakat 1995'in sonunda bir grup Yunanlı milliyetçi Kardak kayalıklarına çıkarak orada Yunan bayrağını göndere çekmişler ve orada bir anlamda adanın Yunanistan'a ait olduğunu vurgulamaya çalışmışlar. İşte bu konu tabii Türkiye tarafından sert bir şekilde protesto edildi ve o dönemde Milli Güvenlik Kurulu yapmış olduğu toplantılarda aldığı bir karar neticesinde ki o dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve yine ilgili bir takım yöneticiler sert bir tepki gösterdiler. Ve adadaki Yunanlı milliyetçiler ve adanın Yunanistan'a ait olduğunun ima eden işte bayrak gibi ya da işte bir takım başka unsurlar gibi adadan alınması istenmiş idi. Hal böyle olunca Yunanistan da tabii buna itiraz etti ve Türkiye ile Yunanistan bir savaşın eşiğine gelmiş oldu. Fakat araya işte iki NATO üyesi ülkenin savaşın eşiğine gelmesi gibi bir takım böyle hani uluslararası ilişkilerde tasvip edilmeyen bir takım hususların ortaya çıkması nedeniyle konu diplomasiyle çözülme yoluna gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nin keza tabii araya girmesi gibi. Neticede Yunanistan adada işte bu Yunanlı milliyetçi grupları adadan çıkarttı ve konu bir nebze arkadaşlar buzdolabına kondu. Yani o Kardak krizi şu an Türkiye ile Yunanistan arasında derin dondurucuya konulmuş bir soru. Yani adanın, daha doğrusu Kardak kayalığının kime ait olduğu konusunda henüz böyle bir karara varılmamış idi. Zaten varılması da çok zor çünkü Ege Denizi girintili çıkıntılı bir deniz idi. Şimdi iki ülke arasında bu denli gerilime yol açan bu konu 1990'lı yılların sonunda arkadaşlar bir tür rehabilite edilmeye çalışıldı. Tabii öncelikle Yunanistan'da bir iktidar değişikliği olmuş. Kostas Simitis başbakanlığa başlamış ve Dışişleri Bakanlığı'na da Yorgo Papandreou getirilmiştir. Türkiye'de de özellikle Dışişleri Bakanı rahmetli İsmail Cem'in büyük çabalarıyla iki ülke arasında bir tür rehabilite, ilişkileri onarma döneminin başladığını görmekteyiz arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Yani şunu vurgulamak gerekir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları Yorgo Papandreou ile İsmail Cem'in büyük çabalarının olduğunu görmekteyiz. Peki bu nasıl başladı? Bu tabii ilk sinyaller Yunanistan'da bir iktidar değişikliğiyle, yani başbakanlığa Kostas Simitis'in gelmesiyle aslında başladı. Fakat ardından Türkiye'nin Dışişleri Bakanı İsmail Cem 24 Mayıs 1999'da Yunanlı meslektaşına, yani Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı'na bir mektup yazarak İki ülke arasında ilişkilerin en azından diyaloğun kurulması, normalleştirilmesi önerisinde bulunulmuş. Yine iki ülke arasında terörle mücadele konusunda birlikte mücadele edilmesi için bir anlaşma yapılmasını önermiş idi. İsmail Cem'in bu mektubuna Papandreou 25 Haziran 1999'da bir cevap verdi. Ve Papandreou da
iki ülke arasında yapılacak bir anlaşmanın sadece terörle sınırlandırılmayıp çevre alanında, turizm alanında, ekonomi alanında işbirlikleri yapılması, örgütlü suçlarla birlikte mücadele edilmesi, uyuşturucu kaçakçılığının önlenilmesi, yasa dışı göç konularında yine birlikte hareket edilmesi gibi daha teferruatlı bir şekilde davranılmasını önermişti. Bu çok önemli bir konudur. Papandreou'nun da bu yaklaşımı hakikaten alkışlanacak bir konu. Şimdi Haziran 1999'da Papandreou bir görüşmede Lozan Antlaşması'nda sadece dini azınlıklar üzerine yapılan tanımı eleştirerek özellikle Batı Trakya'da yaşayan Türklerin kendilerini Türk olduğunu hisseden, daha doğru bir deyimle Türk olduğunu hisseden Müslümanların kendilerine Türk demesine izin verilmesini önermiş idi. Şimdi haklı olarak tabii bunu sorabilirsiniz. Hocam bu nereden çıktı? Yani bunlar Türk olarak sayılmıyor muydu? Tabii ki Batı Trakya'da yaşayanlar Türktü. Fakat Lozan Barış Anlaşması'nda 37 ile 45. maddeler arasında dini azınlıklar formüle ederken, dini azınlıklara bir takım haklar sıralanırken, onların statüsü vurgulanırken sadece Müslüman teriminin kullanıldığını, yani dini aidiyet ne vurgu yapıldığını, etnisite üzerinden hareket edilmediğini görüyoruz. Mesele buradan çıkmıştır. Yani Papandreou artık hani Lozan Anlaşması'nda burada sadece belirtilen, atıfta bulunulan ve kendini Türk olduğunu hisseden Müslümanların kendilerine Türk demelerine izin verilmesi konunun yumuşatılması açısından önemli. Bu tabii iyi bir başlangıç idi. Çünkü daha önce Yunanistan'ın resmi görüşü, dış politikadaki resmi görüşü burada yaşayan yani Batı Trakya'da Yunanistan'da yaşayan, Yunanistan sınırları içerisinde yaşayan aslında Türk olan topluluklara işte hani Müslümanlık üzerinden tanımlanmıştı dedi. Kendilerine Türk denilmesine bunlar Yunanistan daha önce karşı çıkıyordu. Yani Müslüman olarak tanınmıyordu bunlar. Sadece Müslüman olarak tanınıyordu. Fakat buradaki topluluklar kendilerinin hem Müslüman etnik aidiyet açısından da Türk olduğunu vurguluyorlardı. Uzatmayayım arkadaşlar. Bu öneri yani Papandreou'nun bu resmi Yunanistan'ın ya da daha doğru bir deyimle Yunanistan'daki milliyetçi çevrelerin sıklıkla dile getirdiği bu anlayışa karşı çıkması haliyle kendi ülkesinde ona karşı bir muhalefet de doğurdu. Nitekim Papandreou'nun bu önerisi Yunanistan'daki milliyetçi çevrelerin büyük bir tepkisine yol açtı. Fakat bu tarihten itibaren Yunanistan'daki azınlığın Türk olduğu, Türk azınlığı olarak kabul edilmesi görüşü büyük ölçüde kabul gördüğünü belirtmek isterim arkadaşlar. Yani demek ki Papandreou'nun bu önerisi iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde önemli bir rol oldu arkadaşlar. Şimdi bu süreç, yani iki ülke arasındaki bu yumuşama sinyalleri 3 Temmuz 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Başkanlığında düzenlenen ve iki Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı Kosova Dostları toplantısında tabii bir kez daha gündeme getirildi ve bu toplantıda bu yumuşama sinyalleri bir kat daha yukarıya çıkartıldı. Yani biraz daha arttırıldı ve neticede arkadaşlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katkısıyla iki ülke arasında 4 maddelik bir mutabakat metni hazırlandı ve bu
kamuoyuna açıklandı. Bu önemlidir arkadaşlar, bu mesele. Şimdi birincisi neydi? Birincisi organize suç, uyuşturucu ticareti, yasa dışı göç, terör, turizm, çevre, kültür ve ticaret konularında her biri için ayrı ayrı komiteler kurulması ve iki bakanlık arasında, yani Yunanistan'la Türkiye Dışişleri Bakanları arasında, bakanlıkları arasında daha doğrusu, toplantılar düzenlenmesi. Dikkat ederseniz burada belirtilen konular günümüzde de Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun olarak varlığını devam ediyor. Mesela yasa dışı göç, uyuşturucu, organize suç, terör vesaire gibi konular iki ülke arasında günümüzde de zaman zaman bir takım işte sorunların olduğuna dair emareler var. İkincisi de şuydu, bu dört maddelik mutabakat metninde ikinci nokta şuydu. İki ülke dışişleri bakanlıklarının üst düzey yetkilileri bir araya gelerek bu konuların her birinde ikili hatta çok taraflı anlaşmaların gerçekleştirilmesi imkanını görmek için işbirliği sürecinin ışığında bir dizi çalışmalar yapılması, yani yine bakanlıklar arasında bir dizi yapılması istenmiştir. Üçüncüsü, toplantıların 1999 yılının Temmuz ayı gibi bir sürede başlatılması istenmiştir ve bu konuda Dışişleri Bakanlıklarına talimat verilmesi gündeme getirilmiştir. Mutabakatın dördüncü maddesi ise Balkanlar ve Karadeniz'e ilişkin çok taraflı konularda işbirliğini geliştirme ve Balkan İstiklal Paktı çerçevesinde Balkanların yeniden yapılandırılmasında işbirliğinin ilerletilmesi iki ülke arasında. Ayrıca Türkiye ile Yunanistan'daki iş insanları, iş çevrelerinin de katkı yapmalarına hedeflemek arkadaşlar. Şimdi bu dört maddelik mutabakat iki ülke arasında hakikaten yeni bir döneme işaret etmektedir. Nitekim bu mutabakat metninin açıklanmasından sonra iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerin sonucunda 6 çalışma grubu oluşturulmuştur ve bu çalışma gruplarından ki ilk toplantı, ilk görüşme 24-27 Temmuz 1999 tarihleri arasında Ankara'da başlamış. Buna mütekabiliyet bağlamında 29-30 Temmuz 1999 tarihleri arasında da Atina'da devam ettiğini görmekteyiz. Yani bu yasa dışı göç, terörle mücadele, uyuşturucu vesaire, turizm, çevre gibi konularında işbirliklerinin arttırılması konusunda arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Şimdi bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler arkadaşlar, şöyle bir anlamı da var. Çünkü 1999 yılının sonlarında bir Avrupa Birliği zirvesi yapılacak. Yani nitekim Helsinki'de 10-11 Aralık 1999'da bir zirve yapılacağı daha önce kararlaştırılmış idi. Hal böyleyken zirve öncesinde bazı konularda anlaşmaların taslağının oluşturulduğu ifade edilmiştir ki Türkiye Helsinki zirvesinde biraz daha avantajlı bir şekilde olabilsin diye. Yunanistan'ın Helsinki'de Türkiye'nin aday ülke olarak açıklanmasına olumlu yaklaştığına ilişkin demeçler verilmeye başlanmıştır. Bu da çok önemli bir konu. Ve zirvede çıkan karar sonucu Türkiye'nin aday ülke olarak kabul edilmesi, ilişkilerde bir yumuşamanın göstergesi, hatta somut bir adımı olarak değerlendirilebileceğini görmekteyiz. Bu da önemli bir konu olduğunu belirtelim arkadaşlar. Şimdi hal böyle olunca Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli platformlarda, çeşitli alanlarda diğer ülkelerin de, diğer bir takım uluslararası nitelikli kuruluşların da desteğiyle ilişkileri sürdürüldüğünü burada görmekteyiz. Tabii bunu altını şöyle çizelim. Hem Yorgo Papandreou'nun hem de İsmail Cem'in
kişisel çabalarının da bu ilişkilerin yürütülmesinde, yumuşamanın sağlanmasında önemli bir rolü olduğunu görmekteyiz. Bundan sonra da özellikle dersimin başında da belirttiğim gibi 1999 Marmara depreminin Türkiye'de yarattığı tahribat ve Yunanistan'ın hemen Türkiye'nin yardımına koşan ilk devletlerden biri olması alkışlanacak bir durum idi. Birkaç ay sonra Yunanistan'da yine ama Yunanistan'da belli bir tahribata yol açan bir depremin meydana gelmesi ve ardından Türkiye'nin Kızılay'ıyla, AFAD'ıyla birlikte hemen yardıma koşması iki ülke arasında ilişkileri bu yönüyle de yumuşattığını görmekteyiz. Biz buna deprem diplomasisi adı verilen bir dönem olarak saymaktayız. Ki az önce dediğim gibi işte 7 Eylül 1999'da Yunanistan'da 5.9 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi ve Türkiye'nin yardım eli uzatması önemliydi. Bu gibi tabii durumlarda biliyorsunuz insani duygular, refleksler çok önemlidir. Yani düşmanlıklar, ülkeler arasındaki düşmanlıklar bir kenara bırakılır. Yani ve toplumların yakınlaşması sanılır. Nitekim bu Ağustos 1999'daki Büyük Marmara depreminde Türkiye'nin ilk yardımına koşanlar Yunanistan ve İsrail oldu arkadaşlar. Bu önemli bir konudur. Hatta Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cumhurbaşkanı Glavkov Kleridis'in de yine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bir mektup göndererek başsağlığı dilemesi ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yardıma hazır olduğunu belirtmesi buna örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Şimdi bu deprem diplomasisi bu şekilde yürüdüğünü belirtebiliriz. Şimdi tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde taşları yerinden oynatan diyelim deyim yerindeyse Türkiye'nin lehine olabilecek bir takım düzenlemelerin yapılmasında Almanya Başbakanı Schröder'in de büyük katkısı olduğunu belirtelim. Yani her ne kadar Schröder bu deprem felaketinden sonra 1 Eylül'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yakınlaşma sürecine depremin ivme kazandırdığını belirtmiş ise de ama Almanya'daki Yeşiller Partisi ile Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Schröder'in ki aynı zamanda başbakan onların politik yaklaşımlarının da etkili olduğunu belirtmekteyiz. Şimdi tabii bu deprem diplomasisinin ardından 10-11 Aralık 1999'da Helsinki'de yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin adaylığının açıklandığını görmekteyiz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Tabii bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'ın da yine Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini teşvik ettiğini, desteklediğini belirtelim arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Ve ABD'nin öncelikle ekonomik sorunların giderilmesi gerektiğini vurgulaması ve buradan hareketle Türkiye ekonomisinin dışa açılmasına kapı araladığını belirtebiliriz. Onu da kaydetmiş olalım. Şimdi Bill Clinton'ın ikinci başkanlık döneminde Clinton bizzat kendisi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği çerçevesinde yine Avrupa Birliği üyeleri devletlere diyelim, devlet başkanlarına çeşitli mektuplar ya da temaslarda bulunduğunu görmekteyiz. Şimdi ABD'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığını desteklemesinin hiç kuşkusuz bir takım nedenleri vardır. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından bir takım jeostratejik diyebileceğimiz
dış politika esasları çerçevesinde bazı nedenleri vardı. Neydi bunlar? Birincisi, Avrupa Birliği'ne tam üyelik Türkiye'nin Batı'yla olan temasını, bağlantısını pekiştirecektir. Yani Türkiye'nin Batı dünyasının bir parçası olduğu ya da olacağını daha kesin bir biçimde ortaya çıkartacaktı. Yine ABD, Türkiye'de radikal İslamcı bir rejimin kurulmasının ya da Türkiye'nin Avrupa'dan daha da uzaklaşmasını istemiyor idi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği bu tür ihtimalleri ortadan kaldıracağını düşünüyor idi. Yine buna bağlı olarak bu tür gelişmeler Orta Doğu'daki bütün dengeleri, yani Türkiye'nin Batı dünyasından kopması, Türkiye'de radikal İslamcı bir rejimin kurulması gibi bir takım gelişmeler haliyle Orta Doğu'daki bütün dengeleri de alt üst edeceği gibi Kafkasya ve Orta Asya'da da yine bir takım değişmelere yol açacağı, hal böyle olunca Orta Asya ile Kafkasya'nın da Batı dünyasıyla ilişkisinin bir anlamda kesileceğini planlıyor idi ya da düşünüyor idi. Hatta enerji hatlarının geleceği, işte doğudaki enerji kaynaklarının batıya aktarılmasında yine ABD'nin buradaki nüfuzunun sarsılacağı, etkisinin azalacağı belirtilmiş idi arkadaşlar. İkinci temel konu, ABD'nin özellikle ABD ile Türkiye arasında eskiden beri NATO'ya üyelik bağlamında, müttefiklik konusunda uzun süreden beri bir temas vardı, bir yakınlaşma söz konusuydu ve bu haliyle 1991'de Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra daha da yoğunlaştığını görüyoruz. Çünkü ABD kendisine yakın bir müttefikin Avrupa Birliği'ne üye olmasını her açıdan kendi çıkarları açısından uygun bulmuştur. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla birlikte hem Türkiye hem de İngiltere'nin Avrupa, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın iki ülkenin burada bulunması ABD'nin Avrupa üzerindeki nüfuzunu da pekiştireceği hesaplanmıştır. Bu da önemli bir konu. Ve ABD yine 1990'larda Avrupa Atlantik Topluluğu kavramı çerçevesinde Avrasya'yı kendisine bağlamak istiyor idi. Yani burada Rusya Federasyonu'nun etkisini azaltıp Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerinden Avrasya'ya, Orta Asya'ya yayılmayı ya da orada nüfuz kurmayı planlamıştır ya da öyle tasarlamıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu jeostratejik konumu ABD'ye bu tür imkanlar tanıyacağını ifade etmiştir. Dördüncüsü, Türkiye'nin üyeliği gerçekleşirse Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin homojen yapısının bozulacağı, yani bir Müslüman ülkenin Avrupa Birliği'ne gireceği, girmesinden dolayı daha doğrusu Avrupa Birliği'nin tekçi, homojen yapısının kaybolacağı ifade edilmiştir. Bu da önemli bir, yani daha çok kültürlü bir yapıya kavuşacağı ifade edilmiştir. Bir başka etken de şuydu, Avrupa Birliği bu dönemde kendi güvenlik yapılanmasını kurmak istiyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin tam üyeliği onun Avrupa güvenlik ve savunma kimliği içinde de yer almasını sağlayacak idi. ABD'de özellikle savunma alanında işbirliği yaptı. Türkiye'nin Batı Avrupa Birliği içinde bulunmasını istiyor idi. Yani bu nevi belki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisinde, yani kendi amaçlarına, tırnak içinde ifade ediyorum, hizmet eden bir ülke olarak tasarlamış olabileceği ortaya çıkıyor. Şimdi ABD'nin neden Türkiye'yi Avrupa topluluğuna üye yapmak istemesinin temel nedenlerini biz bu 4-5 madde içerisinde söyleyebiliriz. Tam bu noktada, yani bu bahsettiğimiz dönemde Bill Clinton'ın bir Türkiye ziyareti gerçekleşti. Yani bu Büyük Marmara depreminden sonra
Bill Clinton Türkiye'ye bir ziyarette bulundu. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı ve Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin güçlü laik yapısından söz etti. Geleneklerine saygılı, geçmişinden gurur duyan, Avrupa'nın tam parçası olan bir Türkiye'den bahsetti ve o konuşmasında ayrıca arkadaşlar 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağı, Türklerin yüzyılı olacağını ifade etti. Hani Türkiye'nin Orta Doğu'ya, Kafkasya'ya ve Orta Asya üzerindeki etkisinden hareketle bu yüzyılın bu coğrafyada şekilleneceğini ifade etmişti ve bu da Türkiye'nin ancak güçlü olmasıyla mümkün olabileceğini ifade etmiş idi arkadaşlar. Ve sonuçta Bill Clinton'ın Türkiye'de mecliste yaptığı konuşmada açık açık Türkiye'yi desteklemesi, güçlü mesajlar vermesi Helsinki için tabii artı puan idi Türkiye açısından. Ve Bill Clinton'ın 18-19 Aralık 1999'da İstanbul'da yapılan ve 54 ülkenin devlet başkanları ile hükümet başkanlarının katıldığı Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde de yine Türkiye'yi önemseyen, Türkiye'yi öne çıkartan nitelikte ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşmesi gerektiğine ilişkin yine bir konuşma yapması Türkiye'nin 11-12 Aralık'ta Helsinki'de olacak olan zirvede Türkiye'nin tabii olumlu bir destek olarak değerlendirildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Ve sonuçta Bill Clinton tabii bu dönemde Başbakan Bülent Ecevit'e de bir mektup yazarak bu fikirlerini tekrarladığını görmekteyiz arkadaşlar. Bu ABD açısından böyleydi. Bir de ayrıca ifade ettiğim gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda Alman Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Schröder'in ve Yeşiller Partisi'ne mensup Dışişleri Bakanı Fischer'in Türkiye'nin üyeliğini desteklediğini burada görmekteyiz. Bu da önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ve Türkiye'nin 1993 tarihli Kopenhag siyasi kriterlerini gerçekleştirme yolunda Türkiye'yi motive ettiklerini görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi Helsinki'ye doğru gidilen bir süreçte İsmail Cem, Dışişleri Bakanı İsmail Cem birçok Avrupa ülkesine ziyarette bulunmuş. Yani kamuoyu oluşturmaya, destek almaya çalıştığını burada görmekteyiz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi Almanya'da Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Türkiye'nin 1993 tarihli Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi şartıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklerken Avrupa Hristiyan Demokratları da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı çıkmışlardır. Bugün de manzara aşağı yukarı böyledir. Yani Avrupa Hristiyan Demokratları Almanya'da olsun ya da başka ülkelerde Türkiye'nin tarihi açısından, inanç açısından, kültür açısından Avrupa'nın bir parçası olamayacağı, yani Avrupa Birliği'nin bir parçası olamayacağını ama Türkiye'nin imtiyazlı ortaklık denilebilecek bir başka statüde Avrupa Birliği ile temaslarının sürdürülmesini ne yapmıştır ifade ettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi olayı biraz daha hızlandıracak olursak yani Helsinki zirvesine daha vakit var öyle söyleyeyim. 15-16 Haziran 1998'de Cardiff zirvesi yapılmıştı. Biraz filmin makarasını geriye çeviriyorum. Ve bu Cardiff zirvesi sonuçları uyarınca Türkiye içinde diğer aday ülkeler gibi Avrupa Birliği ile uyumun değerlendirildiği ikinci bir ilerleme
raporunun, yani 1999 ilerleme raporunun açıklanması, ki bu 13 Ekim 1999 tarihinde komisyon tarafından açıklanmış idi arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yavaş yavaş aday ülke olma yolunda ilerlediğini görmekteyiz. Şimdi bu az önce bahsettim, Bill Clinton'ın bu AGİT zirvesinde Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ki 54 devlet başkanı ve başbakanlar katılmıştı dedim. Şimdi bu zirve arkadaşlar ABD'nin Türkiye'yi yeni dünya düzeninin, yani 90'larda inşa edilmeye çalışılan yeni dünya düzeninin merkezlerinden birisi olarak gördüğünü ortaya koymuştur ve deprem sonrasındaki yeni diplomatik gelişmelerin bunları olumlu bir şekilde etkilediğini söylemek istiyorum. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi gelelim, evet, bu ünitemizin de asıl konusu olan Helsinki Zirvesi 11-13 Aralık 1999'da oldu. Tabii Helsinki Zirvesi'nden önce, az önce de bahsettim, yani böyle bir uzun tarihsel süreç içerisinde Türkiye ile ilgili devletler arasında bir diplomasi sürdürüldüğünü, bir mekik diplomasisi sürdürüldüğünü, pazarlıklar yapıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Ve sonuçta Avrupa Birliği Dış Politika ve Ortak Savunma Yüksek Temsilcisi İspanyol Solana'nın da katkılarıyla zirve sonucunda hem Türkiye'yi hem de Avrupa Birliği'ni tatmin eden bir uzlaşma metni ortaya çıktı. Ve sonuçta Türkiye'nin adaylığı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Dikkat edin, adaylığı arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Karara göre Türkiye diğer aday ülkelerle eşit bir durumda olacak idi. Şimdi bu Helsinki zirvesinden sonra tabii aynı zamanda bir katılım ortaklığı belgesi hazırlanması da gündeme getirilmişti. Bu katılım ortaklığı belgesi önemlidir. Bunu unutmayalım lütfen arkadaşlar. Bu belge Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin ulusal program ile bir arada katılım hazırlıkları üzerine yoğunlaşması, siyasi ve ekonomik kriterler ışığında şekilleneceği belirtilmiş idi arkadaşlar. Bunu bu şekliyle belirtmiş olalım. Şimdi bu Helsinki zirvesinde, tabii Helsinki zirvesinden hem önce hem sonra yoğun diplomatik girişimler devam etti ve az önce söylediğim gibi bir katılım ortaklığı belgesi hazırlanmasına. Şimdi nedir bu katılım ortaklığı belgesi? Yani size unutmayın dediğim bu belge nedir? Bu belge 8 Mart 2001 tarihlidir arkadaşlar. Helsinki zirvesinde hazırlanmasına karar verilen ve 2000 yılının ilk yarısında hazırlanması planlanan bu katılım ortaklığı belgesi ancak 2001 yılının, daha doğrusu 2000 yılının sonlarında ortaya konulmuştu. Şimdi bu katılım ortaklığı belgesi arkadaşlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik bir perspektif ortaya konuluyor. Mesela nedir onlar? Bu belgenin içinde neler var? Hangi başlıklar var? Siyasi diyalog ve siyasi kriterlerin dışında katılım ortaklığı belgesinde kısa ve orta vadeli olmak üzere bir dizi kriterler sayılmıştır. Yani ekonomik kriterler, iç pazar, vergilendirme, balıkçılık, ulaştırma, istatistik, istihdam ve sosyal politika, enerji gibi bir dizi başlıklar altında arkadaşlar Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri tanzim eden, düzenleyen hususlara yer verildiğini burada görmekteyiz ve özellikle bu katılım ortaklığı belgesiyle birlikte Türkiye'ye bazı mali destekler de verilmesi söz konusu edildiğini burada görmekteyiz. Yine Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili olarak bir Nice zirvesi arkadaşlar. 7-8 Aralık 2000'de oluyor.
Bu Nis zirvesi bir anlaşmayla, yani adı Nis anlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Bu anlaşma Avrupa Birliği'nin 15 üyeden 27 üyeye genişlemesi sonrasında karar alma mekanizmalarının tıkanmasını önlemek için bir takım reformlar yapılmasını öngörüyordu. Bir takım altyapısal reformların yapılmasını öngörüyor idi. Bu Nice zirvesinde AB'nin genişlemesi hakkında bir bildiri adında yine Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısının alacağı şekil üzerine bir projeksiyon, bir tasarım yapıldığını burada görmekteyiz arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Şimdi gelelim ulusal programa arkadaşlar. Ulusal program, bu da yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği çerçevesinde önemli bir belgedir. Yani ulusal program 2001 adını taşıyor ki 19 Mart 2001 tarihinde yapılmış idi arkadaşlar. Şimdi bu ulusal programda arkadaşlar, yani 19 Mart 2001 tarihli şeyde, bu Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmiş ve resmi gazetede yayınlanmış idi arkadaşlar. Resmi gazetede Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye'nin ulusal programı adıyla yayınlanmıştır. Yani burada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde üstüne düşenlerin neler olduğunu, neler yapması gerektiğini arkadaşlar ifade ettiğini burada görmekteyiz. Şimdi bu ulusal programda arkadaşlar giriş, siyasi kriterler, ekonomik kriterler, üyelik yükümlülükleri, üstlenebilme yeteneği, müktesebatın uygulanmasına yönelik idari kapasite, reformların mali açıdan değerlendirilmesi gibi gibi bir dizi başlıklar altında yer verildiğini burada görmekteyiz arkadaşlar. Yani bu ulusal program 2001 arkadaşlar, özellikle ekonomik kriterler, üyelik yükümlülüklerinin üstlenilmesi üzerine Türkiye ne yapması gerekiyor? Mesela bu ekonomik kriterler başlığı altında katılım ortaklığı belgesi çerçevesindeki uyumun sağlanması istenmiştir. Öyle bir takım reformların yapılması istendiğini görmekteyiz. Çünkü Türkiye bu tarihlerde özellikle 2001 ekonomi krizi sonrasında da yapısal bir takım mali reformlar yapılması istendiğini burada görmekteyiz arkadaşlar. Bu da altı çizilmesi gereken bir nokta. Şimdi bu 2001 krizi biliyorsunuz Türkiye'de uzun süreden beri ekonomik gidişatın iyi olmadığına ilişkin uzmanlar tarafından gündeme getirilmişti. Fakat son, yani bardağa taşıran damla 19 Şubat 2001 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında işte Başbakan Bülent Ecevit ile bakanlar ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında olduğu söylenen bir tartışmadan çıktı. Tabii ekonomik krizler bu tür tartışmalardan çıkmaz arkadaşlar. Ekonomik krizler bir dizi reformların zamanında yapılmaması vesaire gibi hususlardan çıkar. Şimdi bu toplantı, tabii 19 Şubat 2001 toplantısı ekonomik ve mali kriz beklentisinin oldukça yaygın olduğu bir döneme denk gelmiştir. İşte bir anayasa kitapçının fırlatılması filan gibi bir takım hususlar gündeme getirdi. Tabii dediğim gibi kriz bu tür şeylerden ortaya çıkmaz arkadaşlar. Ama 2001 krizi Türkiye'nin, Türkiye tarihinin büyük mali ve siyasi krizlerinden biridir arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Şimdi tabii bu krizin şöyle bir sonucu oldu. Yaşanan krizle birlikte Türkiye'de belki de en büyük gelişme, vatandaşların Avrupa Birliği'ne üyelik taleplerinin
Avrupa Birliği'ne üyelik beklentilerinin artması olmuştur. Üst düzeye çıkması olmuştur. Bu önemli bir konudur arkadaşlar. Şimdi bu ünitemizde 11 Eylül saldırılarının Türk dış politikasına etkisi de ele alınmış arkadaşlar. Şimdi tabii Bill Clinton'ın ikinci başkanlık devresinin sona ermesinden sonra oğul Bush ABD başkanı olmuş idi arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Ve 11 Eylül 2001 tarihinde El-Kaide örgütünün işte New York, Washington gibi işte New York'taki ikiz kulelere, işte Pentagon'a eş zamanlı saldırılar düzenlemesi idi. Tabii bu 11 Eylül saldırısı dünyanın tek süper gücü olarak kabul edilen ABD'ye kendi evinde saldırılmış olması büyük bir travma yarattı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının da yeni bir doktrinin ortaya atılması, Bush doktrini dediğimiz bir doktrinin ortaya atılmasına yol açtı. Ve tabii burada Amerika'da askeri güce daha proaktif bir askeri güce dayanan ve dış politikada proaktif dediğimiz bir şeyde politika izlenmesini isteyen yeni muhafazakarlar ya da neokonlar dediğimiz bir anlayışın hakim olmasına bahsetti. Ve ABD Başkanı Bush yönetimi, yani Bush ve onun ekibi yönetimi bu saldırılar sonrasında dünyaya seslenerek ya bizdensiniz ya onlardansınız diye özetlenebilecek bir konuşma yaptılar ve yeni bir güvenlik algısı oluşturmaya çalıştılar ve ardından da Bush doktrini dediğimiz bir doktrin ortaya atıldı arkadaşlar. Şimdi bu Bush doktrini tabii her türlü istihbarat, askeri, siyasi olanakların kullanılarak arkadaşlar müdahale yapması, yani teröristleri kendi evinde yok etmeye dayanan bir husus olduğunu belirtebiliriz arkadaşlar. Ona da vurgulamış olalım. Şimdi tabii bu 11 Eylül saldırıları Türk dış politikasını nasıl etkiledi soracak olursanız, elbette ortaya çıkan bu jeopolitik avantaj Türkiye ile ABD'yi tekrar birbirine yakınlaştırdı ve Türkiye terörizmle mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'ne sınırsız bir destek vereceğini açıklamıştır. Tabii Türkiye'nin Avrasya'da bulunması, Doğu ile Batı arasında bulunması, bir tarafıyla Kafkasya, Orta Asya, bir tarafıyla Orta Doğu'ya bulunması hiç kuşkusuz Türkiye'ye büyük bir jeopolitik avantaj sağlıyor. Şimdi tabii Türkiye'deki siyasi kadrolar da 11 Eylül'de özellikle bu saldırılardan sonra Orta Doğu politikasında İsrail ve ABD ile ilişkilerini bölge politikalarında caydırıcı ve Türkiye'nin Avrupa'daki yalnızlığını dengeleyici bir şekilde değerlendirmişler. Yani Türkiye bir şekilde bunu dış politikasında bir enstrüman olarak kullandığını görmekteydi arkadaşlar. Önemli bir konu. Hal böyle olunca Türkiye 11 Eylül saldırılarından sonra NATO'nun meşhur 5. maddesi gereğince ABD harekete geçmiş ve oluşturulan, yani NATO bağlamında oluşturulan bir koalisyon güçleri Taliban ve El-Kaide'nin yerleştikleri Afganistan'a karşı bir mücadele biliyorsunuz başlattı. Oraya bir saldırı başlatıldı. Ve çok kısa bir süre sonra, yani 11 Eylül'den yaklaşık işte 25-26 gün sonra 7 Ekim 2001'de bu Afganistan'a yönelik, El-Kaide'ye yönelik saldırılar başladı. Türkiye'de bu uluslararası güce 260 kişilik bir askeri kuvvet desteği vererek
katkıda bulunduğunu burada görmekteyiz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, Türkiye bu 1997'den 99, hatta 11 Eylül saldırılarına kadar ağırlıklı olarak Avrupa Birliği bağlamında bir dış politika sürdürmüş. Fakat 11 Eylül saldırılarından sonra yeni bir konsept, yeni bir dış politikanın ortaya çıkışıyla da bulunduğu coğrafyanın da etkisiyle politikasında değişiklik yaptığını, ABD'ye destek verdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Evet, benim bugün size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bilmiyorum, sorunuz varsa sorularınızı yanıtlamaya çalışayım.